Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Efendim merhabalar, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, hidayeti, inayeti cümlenizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Ordu Altaş Televizyonu ekranından, Akla Düşenler programından her birinizi en kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Bugün imanı konuşacağız inşallah. Akaid diliyle imanın neliği üzerine hocalarımla sohbet edeceğiz. Sonra İslam'ın temel inanç esaslarını masaya yatıracağız. Bir müminin, bir Müslümanın nelere inanması gerektiği, nasıl inanması gerektiğini inşallah sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Kimlerle yapacağız? Saygıdeğer konuklarım, Ordu Altın Ordu vaizleri Ekrem Akbaş hocam. Hoş geldiniz üstadım. Hoş bulduk hocam, teşekkür ediyorum. Safalar getirdiniz. Ve İlyas Demirci hocam. Üstadım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Rabbim yokluğunuzu ve eksikliğinizi göstermesin. İlminizi ziyade eylesin. Ne zaman ihtiyaç duysak, davet etsek, ricamızı kırmıyorsunuz, geliyorsunuz. Ben henüz daha Bismillah safhasında size teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten sağ olun, var olun. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Fırsat verdiniz. Eyvallah. Kıymetli meslektaşlarım, saygıdeğer hocalarım, imanı konuşacağız. Takdim etmeye çalıştığım üzere. Evet. İman ki bizi İslam dini dairesine sokan, mümin kılan, akabinde Müslüman olmamıza zemin oluşturan bir hal. Nedir iman? Ekrem hocam, sizinle başlayalım uygun görürseniz. Evet. Bismillah diyerek biz de öyle başlayalım. Cenab-ı Hak'tan da bize iman edenlerden kılmasını temenni ederek başlayalım. Amin. Tabi hocam iman kelime manasıyla aslında tasdik etmek, doğrulamak manasına giriyor. Bu çerçeveden bakarak imanı anlamamız lazım. Bize doğru olarak bildirilen haberleri tasdik etmek, doğrulamak. Biz durup dururken ya benim işte ahirete inanmam lazım, bir peygambere inanmam lazım ya da şu meleklere ben bir inanayım falan diye durup dururken biz bunları diyemiyoruz. Bize bu haberler gelecek ki o haberleri biz zihnimizde tartacağız, kalbimizle onu ölçeceğiz. Sonra da diyeceğiz ki evet bu doğrudur, doğrudur dediğimiz zaman bu iman oluyor. O zaman şu manaya geliyor bu. Bize iman edeceğimiz bir şeyi birisinin haber vermesi lazım. İmanda peygamber şart. İmanda o peygambere bunu bildiren bir ilahın olması, yani Allah-u Teala'nın varlığı şart. Bunları getiren melekler diyoruz, aracı bunlar şart. İşte bütün bu aklımızla çözemeyeceğimiz, görsel olarak bulamayacağımız şeyleri verilen haberler üzerine kabul edip, kabullenip, ondan sonra buna karşı bizim nasıl bir tavır takınmamız gerekiyor? Bunları yapmak. Şimdi imanın merkezi kalp. Aslında biz buna imana şunu da diyebiliyoruz. İman kalbin amelidir. Organların ameli, vücudun ameli, gözlerin ameli, yaptığı işler farklıdır. Senin gördüğünü herkes görür. Senin duyduğunu herkes duyar. İşte diyelim ki böyle bir sesin olduğuna iman edeceksin. Sesi duyarsa zaten herkes duyar. Buna yalanlamak mümkün olmaz. Ama kalbi iman dediğimiz şey kalben, aklen verilen haberler üzerine kalbin amel etmesi, iman etmesidir. Kalp emir verir. İnandığı şeyler çerçevesinde vücudu harekete geçirir ve çalıştırır. İşte iman esasları dediğimiz 6 tane kalbimizin kabullenerek, bakın delil olmasa bile, zahiri delil olmasa bile verilen haberler üzerine, peygamberin getirdiği haberler üzerine şek ve şüphe götürmeden kesinlikle evet bu doğrudur, sanki onu gözüyle görmüş gibi bu şekildeki düşünceye iman diyoruz hocam. Hocam bu durumda bu imana zemin teşkil eden
haberlerin kaynağına aynı zamanda güvenmek gerekiyor değil mi? İşte elbette ki onu diyoruz. Yani başta peygambere güvenmeden zaten bunların hiçbirisini yapma şansımız yok. O güven iman kavramının kök anlamı içerisinde de var mı? Aynı kökten. Emin mesela peygamberimizin Muhammedül Emin denilmesi, emniyet, iman kelimesi kökünden gelir. Hasta eman vermek dediğimiz şey de aslında iman kökünden. Bunların hepsi buradan gelir, güven. Mesela aslında imanın bir anlamı da karşıya güven vermektir. Şimdi ben müminim dediğim zaman ne demektir bu? Sana karşı kötülük yapmayacağımdan emin olabilirsin diyorum. O zaman mümine güvenilmesi gerekir. Allah-u Teala'ya diyorum ki ya Rabbi ben sana inanıyorum. Ben senin dediklerine inanıyorum. O zaman şu oluyor. Eman veriyorum sana. Sen de benim için bunu kabul et de bana cenneti hazırla demektir. Cenab-ı Hak da sana güvenerek, bu imanına güvenerek cenneti hazırlıyor. İşte iman bu anlamda hani emniyeti olmayanın, emanı olmayanın, emaneti olmayanın imanı da olmaz. Hadis-i şeriflerine baktığımızda hepsi aynı kökten gelir, aynı yere varır. O halde imanı evvel emirde güvenmek, evet. Tabii Resulullah burada özne, evet. Sonra güvendiğin Resulullah'ın sana verdiği haberlere inanmak, evet. Ondan sonra kendini güven içerisinde hissetmek, sonra etrafına güven vermek şeklinde evet. Tanımlayabiliriz. Evet. Allah Azze ve Celle Hazretlerinin de isimlerinden biri mümin, herhalde evet. O güven vermeye mi? Evet, aynen öyle hocam. Ediyor. Yani Cenab-ı Hak mesela bize emniyeti veren, güveni veren, imanı bize gönderen, imanı bilen, yani benim iman ettiğimi bilmesi lazım ki, beni müminlerden yazması lazım. Onun için de bana makam, mevki, cennet diyoruz. Bunları hazırlaması lazım. Mesela cephede savaşan iki tane kişinin hangisi iman eden, hangisi etmeyenin kalbindeki o şeyleri bilen, bunların hepsini bilen Allah-u Teala olduğu için el-mü'mini diyoruz Allah-u Teala. Hocam bu tanımlar üzerinden ya eyyühellezine amenu eminu billahi ve resulihi ayetini nasıl anlamamız gerekir? Hocam iman edenlerin bir daha iman etmesini Allah-u Teala tavsiye ediyor. Diyor ki iman ettim diyorsunuz ama yanlış işler yapıyorsunuz. İman ettim diyorsunuz ama peygambere gelince acaba peygamber doğru mu söylüyor? Tereddüttesiniz diyor. İman ettim diyorsunuz, Allah-u Teala ayet gönderdi size, acaba bunu yapsak olur mu olmaz mı diye tereddüt ediyorsun, bu olmaz diyor. İman eden, o zaman yeniden bir daha iman edin, imanınızı tazeleyin anlamındadır. Yani imansızsınız anlamında değil ama zayıflamışsınız, gaflete düşmüşsünüz, şöyle bir silkinin hele bir kalkın ya ne yapıyorsunuz, uyuyor musunuz siz anlamında bir uyarıdır bu ayet-i kerimede. Bizler de besmele ile başlamış olalım Sayın Hocam. Euzubillah, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. İmanı konuşuyoruz. İman bizleri dünyada şeref katacak, ahirette de kurtuluşa sevk edecek bir davranış olduğunu biliyoruz. İnanç anlamında olduğunu biliyoruz. Öyleyse az önce sohbetin bir noktasında söylediğiniz, aktardığımız, hocamızın da söylediği bir şeye ilave anlamında Allah Celle Celaluhu mümindir. Bizleri de Rabbim mümin diye vasıflandırıyor. Yani iki vasfı, iki taraf. Yani hem Allah Celle Celaluhu kullanıyor hem de bizlere kullanıyor. Sanki şöyle anlayabilir miyiz diye bir yorum yapma. Allah mümindir. Allah güvenin kaynağıdır. Hı hı. Allah Celle Celaluhu'nun müminliği güvenmek anlamına gelir. Ey kulum, ben sana güvendim. Kainatı sana emanet ettim. Şimdi sana görev yükledim. O görevi layıkıyla yerine getir. Sen de ben de sana şimdi mümin diyorum. Bak ben sana güvendim, sen de bana güven diyor Allah Celle Celaluhu. Aslında burada müminin Allah'a güvenmesi. Allah bizlere güvenmiş. Yani altından kalkamayacağımız sayısız nimetler Rabbim bizlere vermiş. Ve bizlerden de belki de eğer bu kelime üzerinden gidecek olursak bizlerden de mümin olmamızı istemiş. Ben size güvendim, sizler de bana güvenin. Aslında bugün bulunduğumuz toplumda Müslümanların en büyük eksik ve zayıflık noktamız biri de bu. Biz Allah'a güvendiğimizi lafla söylüyoruz. Hı hı. Ama güvenip güvenmediğimiz konusunda biraz şüphelerimiz var. Nasıl? Rızkı veren Allah'tır. Keşke biraz olsa hocam. Ama rızkı verenin Allah, ya biz işte gelecek endişesi, yarın nasıl geçiniriz, maaşlarımız yetmiyor. Çocuklar, bir tane çocuk var, ikinci çocuk dünyaya geldiği zaman biz nasıl geçineceğiz? Hele 4 çocuk olduğunda bizim bittik gibi.
sanki rızkı verenin biz bizmişiz gibi veya patronlar bizim rızkımızı veriyormuş gibi biz Allah'a olan güvenimizle sanki problemler oluşturmuşuz. Onun için hem Rabbimizin sıfatının mümin olması hem de Rabbimizin bizleri de mümin diye isimlendirmesinin böyle bir anlamı olsa gerek. Hocam yani, bir hadisi kutsi de özür dilerim öyle diyor ya Cenab-ı Hak Resulullah'ın dilinden. Kulum nedir bu telaşın, endişen? Rızıksa rızkın kefili benim. Benim mülküm, benim hazinelerim, benim gücüm, benim kudretim tükenmediği sürece sen aç kalmazsın, açıkta kalmazsın, yokluk çekmezsin, mahcup olmazsın, muhtaç olmazsın. Benim de malım, mülküm, gücüm, kudretim, rızık kaynaklarım tükenmeyeceğine göre bırak bu endişeli halleri. Teslim ol, tevekkül ol, emniyet içerisinde ol ve bana güven. Bu güven mevzusunda hocam aynı zamanda değil mi şeytanla olan Cenab-ı Hakk'ın diyaloğunda şeytan diyor ki buna mı secde ettirdin? Değer mi? Allah diyor ki göreceksin, değecek. Yani Allah bizim üzerimizden adeta şeytana meydan okuyor. Şeytan da diyor ki değmeyecek. Ben hepsini saptıracağım. Allah ne diyor? Saptıramayacaksın diyor. Benim has kullarım asla sana uymayacak. Şimdi yani iman sahibi olmak, mümin olmak Allah'la şeytan arasındaki tabiri caizse adeta bu restleşmede Allah'ı aynı zamanda haklı çıkartmak anlamına da herhalde gelir. Hani ben size güvendim, siz de bana güvenin. Allah işte insana güvenip şeytana göreceksin diyor yani. Aslında Allah'a güvenip Allah'ın dışındakilerini dışında bırakabilen kurtuluş erenler veya iman noktasında zirveyi yakalayacak olanlar onlardır. Yoksa Allah'a güvendiğini söyleyip de başka başka haller ortaya koyanlar için biraz sıkıntılar olacağını biz bu mümin kelimesinden anlamış oluyoruz. İkinci bir nokta daha var iman konusunda. Orayı söyleyelim, ondan sonra imanın kısımlarına geçmiş olalım. Olur. Hucurat suresinde Allah Celle Celaluhu bizlere şunu söyler. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minûne lezîne âmenû billâhi ve rasûlih. Mümin kimdir sorusunun cevabını Allah Celle Celaluhu veriyor. Şimdi biz bazen kendimiz biz birbirimizi anlatırız. Ben işte Kasım hocam şöyledir diye. Ben Kasım hocamı nasıl tanımladığım değil de Kasım hocamın değer ve kıymetini Allah Celle Celaluhu nasıl belirliyor? Benim söylediğim belki de geçicidir. Yani geçerliliği vardır yoktur. Ama ahirette Rabbim eğer Kasım hocam için takdire şayan birisi diye tanımlıyorsa işte herkes kınasa da hiç önemi yoktur. Bizler de imanı tarif edeceğiz. Biz kendimize kalsa nasıl bir Müslümansın deseler birisine bir bakıyoruz bana deseler nasıl birisin? O mangalda kül bırakmıyoruz. Bu dünyada bu alemde benden daha iyi adam yokmuş gibi kendimizi böyle takdim ediyoruz ama o bizim kendimiz için söylediklerimizin aslında çok fazla bir karşılığı bir değeri yok. Allah Celle Celaluhu bizi nasıl tanımlıyor? Bizim davranışlarımız nasıl tanımlanıyor? Asıl olan budur. Onun için de müminin Rabbim diyor ki, mümin kimdir? İnnemel mu'minûne lezîne âmenû billâh. Allah'a iman eden, ve Resulü peygamberine iman eden ama sümmelem yartâbû. Allah ve peygamberinde olan imanında şüpheye gitmeyin. Ya ben şimdi peygambere uyacağım ama şimdi burası ortamı değil. Burası şimdilik zamanı değil, burası yeri değil. Ben Allah'a inanıyorum ama şimdi burada sofuluk yapmayalım. Yani burada şimdilik bulunduğumuz konjonktür bunu gerek. Biz her konjonktürde, her ortamda Allah diyebiliyorsak, her toplumda, her bulunduğumuz yerde tarafımızı net bir şekilde ortaya koyabiliyorsak bunun adına iman denir. Yoksa git eğlence merkezlerine veya dine aykırı, abuk subuk yerlere gidip de orada onlar gibi görünmek, başka bir yere gittiğin zaman farklı görünmek, camiye gelince de eyvallah işte burada da biz namaz kılıyoruz. Bu iman bu değil. Fümmelem yartâbu. Her bulunduğun ortamda Allah'a ve peygamberine olan imanın hem sözlerinde hem de vakarınla, duruşunla onu ortaya koyabilmektir. Fümmelem yartâbu aslında imanın asıl bizlere öğretmesi, sevk etmesi gereken noktadır. Eğer Allah'a ve peygamberinde olan imanınızda şüphe etmezseniz işte ulâike'l-mü sâdıkûn, imanında sadık olanlar işte bunlardır. Yani gerçek iman sahibi olanlar bunlardır. Arada bir de fedakarlık vardır. Fî sebîl ve cahidû fî sebîlillâhi bi emvâlihim ve enfusihim, canlarıyla ve mallarıyla Allah yolunda
gayret edenler diye Rabbim tanımlamaktadır. Buradan biz şunu da görüyoruz. Aslında iman bir harekete geçirmelidir. İman söyleyip de insanların oturması gerektiren bir şey değildir. Ben iman ettim, bitti, benim vazifem bitti. Hayır, aslında öyle değil. İman ettim demek vazifenin başlaması demektir. İman ettim diyen kişinin daha durma şansı yoktur. Yürümeli, davranmalı, harekete geçmelidir. Onun için de Kur'an-ı Kerim bizlere bunu göstermektedir. Diyelim imanın böyle bir yönün olduğunu aktaralım. Hı hı. Sonra imanın çeşitleriyle alakalı bir iki kelam etmiş olalım inşallah. İmanın çeşitleriyle alakalı şöyle söyleyebiliriz. Aslında biz alimlerden de görüyoruz. Birçok böyle veciz söz söyleyenler de bunu söylüyorlar. Şöyle bir ifade vardır. İnanıyorsanız da, inkar ediyorsanız da bir delil ile yapın bunu. İnanan bir delil ile inansın, inkar eden bir delil ile inkar etsin. Yalandan yere dinlemeden canım istemiyor, benim hoşuma gitmiyor, böyle değil. Dinle, anlamaya çalış. Eğer aklına yatmıyorsa, bütün delillerini anlayamadıysan o zaman inkarını bir delile dayandır. İman ediyorsun, imanını da bir delile dayandır. Aksi takdirde herhangi bir esen rüzgarda senin şeklin değişecek demektir. Delile dayanmadığı zaman iman, işte tafsili iman, icmali iman, tahkiki iman, taklidi iman dediğimiz gerçek iman delile dayanılı. Ben Allah'ı her türlü varlık üzerinde görüyorum. Her baktığım gökyüzünde, ağaçta, tabiatta, kendi yaratılışımda Allah'ın güç ve kudretini görüyorum. Ben Allah'ın bu kadar güç ve kudretinin yanında kalkıp da benim gibi aciz birilerine, hiçbir ne idüğü belirsiz olan cebimdeki duran kağıt parçalarına kulluk edemem diye aslında her bir delillendirme bizim imanımızda tahkiki ortaya koyacak ki o zaman bizleri şeytandan ve şeytanlaşmış insanların oluşturacağı enayi veyahut da gerici, yobaz, çirkin laflarına karşı bizleri herhangi bir şekilde sarsmayacaktır. Hocam, kavramları bir tanımlayalım. Taklidi iman ne, tahkiki iman ne? Evet. Şimdi işte buradan yola çıktığımız zaman ben eğer delilleriyle veyahut da kendi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve Kur'an-ı Kerim'in bana aktardığı bilgilerle kainat, hani Rabbi, ilk Müslümanlara inen ilk ayet nedir dediğimiz zaman ikra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Ama bu ayet-i kerime bizlere hani Arapça bilen kardeşlerimiz mef'ulü zikretmemiş. Yani neyi okuyacağız, neyi okuyalım diye Rabbim orada neyi okuyacağımızı söylememiş. Ya faili söylemiş, yani nasıl yapacağımızı söylemiş. Neyi değil, nasıl yapacağımızı söylemiş. Okuyacağız, neyi değil, nasıl yapacağım. Bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Baktığın her şeye Rabbinin adıyla bakarsan, Rabbinin güç ve kudretiyle bakarsan, işte o zaman okumak odur. Kainata bakıp, yani imanın, inancını, yaratılan her bir varlık üzerinden Allah'ın güç ve kudretini görebilen kişi, tahkiki imanını gerçekleştirmiş olur ki, ne şeytan, ne de şeytani insanlar bu kişiyi saptıramaz. İstisnaları ayrı tutmak suretiyle böyle söylemiş olalım. Taklidi imana gelince, taklidi iman miras imanı diyoruz biz buna. Miras. Anne ve babadan miras kalmış. Arazi gibi. İşte taklidi iman aynen miras gibidir. Mirasın kıymeti değeri çok azdır. Örneğin biz yurt dışında görev yaptık. İşte yurt dışında okuduk. Yurt dışında okurken bulunduğumuz evin önünden bir araç, yani bir anda gaza basıyor, tekerleği 10 tur attırıyor. Buna gençlerin kullandığı kelimeler var. Biz onları söylemeyelim. Drift atmak. Drift atmak. Hani oraya boğmayalım diye. Öyle yapıyorlar. En sonunda hepimizin kullandığı kelime şu. İşte miras kalmış. Alın teri dökmemiş. Onun için bir çaba sarf etmemiş. Onun için de onu tekerlekleri yıpranıyormuş. Onun için o yok oluyormuş. Hiç önemsemez. Miras da öyledir. Annem babamdan kalmış. Benim bununla bir zahmetim yok. Öyleyse olsa da olur, olmasa da olur mantığındadır. Taklidi iman da aslında miras gibidir. Değer ve kıymeti azdır ve hatta zayıftır. Onun için de taklidi iman buluğ çağına kadar olan çocuklarımızın anne ve babalarından veya hocalarından
Sadece duyduğu kelimelerle evet biz böyle iman etmemiz gerekiyormuş, bize de iman ettik diye buna biz taklidi iman diyoruz ki buluğ çağına erene kadar veya aklı başına gelene kadar. Bu belki 12 yaş, bazılarında 18 yaşa kadar bu geçerlidir. Ama ondan sonra bu taklidi iman o kişiyi kurtarmayacaktır. Tahkiki imana yani delilleriyle, yani Kur'an-ı Kerim'den Allah'ın varlığını, baktığı her bir kainatta yaratılan varlıklar üzerinden Allah'ın güç ve kudretini görmek suretiyle ona boyun eğmesi gerektiğini bu şekilde düşünürse o zaman imanı taklidi imandan, miras imanından tahkiki gerçek imana dönüşecektir. Hocam çok kısa bir vaktimiz var, araya gideceğiz. O vakti şöyle değerlendirelim uygun görürseniz. Tafsili ve icmali imanı da bir evet. Tanım olarak alalım. Kısaca şöyle söyleyelim. Toplumda herkes aynı seviyede belirli ilime sahip olmaz. Hı hı. Herkes idareci olmaz. Herkes patron olmaz. Herkes zengin olmaz. O zaman dengeler bozulur. Allah Celle Celaluhu bütün Müslümanlar, bütün insanları zengin kılsa, zenginler kimi çalıştırıp da geçimini devam ettirecekler? Onun için herkes iktidar, ne diyelim, idarecilik vasfı olsa, o zaman kimi idare edecek olduğumuz kimse kalmaz. Onun için bazıları zengin, bazıları gariban olmalı, bazıları idarecilik vasfında olmalı, bazıları böyle birilerinin yönlendirmesiyle hayatına devam etmelidir. Bu ilimde de öyledir. İlimde bazıları derinlemesine ilim sahibi olurlar. Ama bazı insanlar da aldığı bilgilerle hayatını devam ettirirler. Bunu biz tafsili ve icmali iman dediğimiz ana esaslarını ana bilgilerle, geniş bilgilerle değil de kısa bilgilerle elde etmeye biz icmali iman diyoruz. Kısa öz bilgiler. Biz işte Anadolu'nun aslında imanı budur. Anadolu irfanı diyoruz ya, Anadolu'daki iman şekli budur. Biz işte Kur'an-ı Kerim'den öğrendik, ahiret varmış. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyorsa ben ona iman ettim der. Anadolu irfanı, inancı böyledir. Biz Allah Celle Celaluhu meleklerin varlığını söylüyor. Öyleyse Allah Celle Celaluhu'nun söylediği doğrudur. Ben ona iman ederim der. O dayanağı, o bilgilerle imanı onun için yeterlidir. Tafsili iman ise bizim bugün hocalar dediğimiz, akademisyenler dediğimiz, kendisini bu konuda uzman haline getiren, her bir söylediği sözü ya Kur'an ya hadis veyahut da başka delillere dayandırarak elde ettiği ilme ve bilgiye, bunu imani noktada olduğu zaman da imana biz tafsili iman diyoruz ki bu da hocalarda olan ama doğru sağlam kaynağa dayanması gereken bir imandır. Ordu, Altın Ordu vaizleri İlyas Demirci ve Ekrem Akbaş hocalarımla, kıymetli meslektaşlarımla imanı, İslam'ın amentüsünü konuşuyoruz. Ekrem hocam, nedir bu amentü? İslam inanç esasları deyince bundan ne anlamalıyız? Evet. Hocam imanın tabii kendine has usulleri, esasları, kuralları var. İman edilmesi zorunlu olanlar var. İşte biz yani iman esaslarını aslında belki maddelere dökecek olsak kitaplara sığmayacak kadar detaylı maddeleri var. Ama ana başlıklarını 6 tane diye işte Müslüman'ın amentüsü dediğimiz başta Allah-u Teala'ya imanla başlayan bir maddesi var. 6 tane. Bu hem ezberlenmesi kolay olsun, bilinmesi zorunlu olsun diye. Bu en çok ihtiyaç duyulduğu için, en zaruri olduğu için bu 6 tanesi böyle zikredilir. Bu 6 maddeyi kim belirlemiş hocam? Ya da kimler belirlemiş? Hocam bunlar aslında Peygamber Efendimiz, bu Kur'an-ı Kerim'den çıkan maddelerdir. Hı hı. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ayetlerde bunları zikreder. Bunların içerisinde sadece kaza ve kader konusu ayetlerde geçmez. Bu da hadislerde, Peygamber Efendimiz'in hı hı. hadislerinden buraya ilave edilerek. Ehli sünnet dediğimiz Peygamberimizin sahabesinin ondan sonra gelen alimlerin de inanç esasları, inandıkları şeylerdir. Bunlar daha sonradan sistematik hale gelmiş ehli sünnetin akaidi diye 6 tane esas. Temeli tabii inanç esaslarında şu vardır. Tahmini şeyler imanda geçerli değildir.
şek ve şüpheli şeyler imanda geçerli değildir. Bunların hepsinin ayeti kerimeden delilini olması gerekir. Mesela kaza ve kadere iman konusunda bile birçoklarının tereddütü vardır. Şu iman esasından mıdır değil midir diye. Ama buna delalet eden zaten ayeti kerimeler bir sürü var. Hı hı. Allah-u Teala biz her şeyi kadere göre yarattık diye, bir miktarla yarattık diye olduğu için bunda sıkıntı yok. 6 tane böyle esas var. Bunlar Allah'ın Zülcelal'in, tabi imanın en başında her zaman Allah'a iman diye söylememizin nedeni, çünkü peygamber de Allah'a inanıyor, melekler de Allah'a inanıyor, bütün kainat Allah'a inanıyor. O zaman imanın zirvesi Allah-u Teala'yı kabullenmektir. Allah-u Teala'nın varlığına inanmaktır. Bunu söylüyoruz ama bu felsefecilerin dediği gibi değil. Şimdi felsefecilerde şu vardır, evet diyor, bir tanrı var, bir ilah var, işte bu varlıkları, çünkü o olmasaydı kim yapacaktı? Dolayısıyla var. Ama bizim imanımız bu değil. Biz diyoruz ki evet, Allah-u Teala var, bizi yarattı, bizim Rabbimiz, bizi yöneten, bizi emir veren, biz onun sadece varlığını kabul etmedik, ilahlığını da kabul ettik. Bizi yönetici olduğunu da kabul ettik, bizi var ettiğini de kabul ettik. Onun için Allah'a kısa olarak hani bunu böyle söyleyelim. Cenab-ı Hakk'ın varlığını, bizim üzerimizdeki uluhiyetini kabullenmek imanın bu birinci şartı. Bu herkesi bağlayan, peygamber bile olsa bunu yapması gerekiyor. Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Tabii ki yani. Bunlar önemli. Bundan önemli. Şu bir de şu, Allah-u Teala'nın varlığına inandığını söyleyen bazı insanlar da var. İşte sıkıntılar buralardan doğuyor. Evet, öyle birisi var ama bizim işimize karışmıyor. Biz kendi kendimize bir şeyler yapıyoruz bu dünyada. Yani kendi işlerimizi kendimiz yapıyoruz, kararımızı kendimiz veriyoruz gibi. Bu değil, bizim üzerimizde bir uluhiyetliği var. Ardından iman esaslarından şöyle madde madde özet olarak söyleyelim, detaylarını yine konuşacağız. Hı hı. Ardından ikinci sıraya belki peygamberleri koymak lazım ama sıralamaya baktığımız zaman, şimdi peygambere görev getiren melek var diyor. O zaman meleğin önce konuşulması lazım diyoruz. Değil mi? Yani hı hı. Melek diye birisi var. Ve bunlara inanılmasının nedeni de şu, biz bunları gözde göremiyoruz. Elimizde delil yok. Neye güveniyoruz da söylüyor. Diyor ki peygamber böyle dedi diyoruz. Sonra peygambere gelen ayetlerde Allah-u Teala diyor ki meleklerle biz sana vahiy gönderdik diyor. Cebrail aleyhisselam geliyor. Sonra bizi koruyan melekler var, hesaplarımızı yazan melekler var vesaire. Bunlar Allah'a güvenmesek o zaman bunlara da inanamayacağız. Allah'a güvendiğimiz için meleklere inanıyoruz. Sonra ardından kitaplar diyoruz. Peygamber kitaptan bahsediyor. Allah-u Teala kitap gönderdim diyor. Peygamber de bize okuyor. Anlıyoruz ki ortada bir kitap var. Ama bunu Allah-u Teala'nın gönderdiğine dair delil yok elimizde. Sadece peygamberin sözüne güvenerek bunu söylüyoruz. İşte imandaki nokta da bu. Bakın iman öyle ispatlanabilecek, ortada delilleri olan, maddeler bulunan şey, görsel bir şeyler değil. Dokunulan bir şey değil. Tamamen kalbin kabullenmesiyle ilgili bir şey. Ardından diyoruz kaza ve kader diyoruz, zaten bu başlı başına konuşulması gereken bir şey. Bu Allah-u Teala'nın işidir kaza ve kader. Takdir eden Allah-u Teala'dır. Karar veren Allah-u Teala'dır. Yürütmesi bize kalıyor. Götürmesi bize kalıyor. İşte bütün bunlardan sonra da ahirete iman diyoruz ki öldükten sonra dirilme. Bütün bunların hesabının görüleceği zaman. O zaman şu da oluyor. Allah-u Zülcelal bütün bu iman esaslarından bizim, bakın kalben yapmamız gereken bir şey ama önce buradan bizi sorguya çekiyor. Bunlar içerisinde de bazı ayet-i kerimelerde de görüyoruz da, özellikle hadis-i şeriflerde. Bu 6 tane esası özet olarak anlatacak olsak kaç tane söylememiz lazım? 2 tanedir diyoruz. Birincisi Allah'a iman, öbürü ahirete iman. Bu ikisi aslında imanın tamamını özetleyen kısımdır. Çünkü Allah'a inanan kimse meleklerine de inanacak, peygamberlerine, kitaplarına, kaza kadere zaten inanmak zorunda. Ondan sonra ahiret hesabı gelince ahirette buna inanacak. Akaid kitaplarına geçtiğimiz hocam, akaid kitaplarında işte tevhid inancı denir Allah-u Teala'ya imanla ilgili. Daha özet olsun diye şöyle bir tanımlama yapılır. İman nedir ya da İslam inanç esasları bunlar nedir denildiği zaman, birincisi tevhid inancıdır, Allah-u Teala ile ilgili inanç. Öbürü nübüvvettir, peygamberle ilgili inanç. Diğeri meaddir, ahiretle ilgili inanç. Bu bana üç ayaklıdır bu. Din diyorlar değil mi hocam? Bu dinin tabii temeli demek. Dinin asıl direklerin üç esas üzerine durur.
Şimdi Allah'ı kabullenemeyenin peygamberi kabullenme diye böyle bir şeyi yok. Diyelim ki Allah-u Teala'yı ben kabullendim de peygambere güvenemiyorum. O zaman bu iman değil. Peygambere inandım, Allah'a inandım ama ahiretle ilgili tereddütüm var. Bu da iman değil. Çünkü üç tane temel üzerinde durduğu için bu üçü üzerinde şeksiz, şüphesiz iman etmek gerekiyor. Eyvallah. Kıymetli hocam, hadi başlayalım. Birincisinden Allah'a iman. Allah'a iman dediğimizde evvel emirde bu imandan anlamamız gereken nedir? İlk bölümde Allah'la olan hukukumuza dair her ikiniz de cümleler kurdunuz ama şimdi daha özel, daha böyle spesifik olarak Amentü'nün ilk maddesi olan Allah'a iman. Ne anlamalıyız biz bu imandan? Eyvallah. Şimdi hocam çok güzel ifade etti. Özetledi aslında iman esaslarını ama biz Allah'a iman... Şimdi tafsili olarak değil mi? Her birini tek tek az önce söylediniz ya. Evet. İcmalen hocam icmali olarak ortaya koydu. Evet. Biz şimdi onu biraz tafsilatlandıracağız nasip olursa. Allah'a iman deyince ilk önce Mekke müşriklerinin bir anlayışından gitmek lazım. Mekke müşrikleri Allah'a inanıyorlardı. Yani müşrikleri doğru anlamak lazım. Bugün toplumumuzda yaygın olan deist dediğimiz ekip Allah bizlere yaratmış ve bizi kendi halimize bırakmış. Bu mantık aslında müşrik mantığıdır. Müşrikler de aynı şeyi söylüyorlar. Allah göklerin onun sözü göklerde geçer, yerde bizim sözümüz geçer der. Mekke müşriklerinin mantığı budur. Yani gökyüzünde o, yağmuru o yağdırır, güneşi o yaratır, o ışıtır. Yani yukarıda onun sözü geçer, aşağıda bizim sözümüz geçer diyen bir mantıktır Mekke müşrikleri. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu kendisini tanımlarken kendisinden ifade eden birçok kelimelerde Allah ismini kullandığı gibi Rab ismini daha çok kullandığını görürüz. Örneğin ilk başta Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Orada Allah Celle Celaluhu alemleri kendisini tanımlarken alemlerin Rabbi olan Allah'tır diye bahseder. Yani alemleri yaratmakla kalmaz. Yaratan odur. Aynı zamanda yarattığını yöneten de odur. Yarattığını şekillendiren de odur. Biz buradan aslında belki konuyu biraz değiştiriyor ama Allah Celle Celaluhu yarattığını güzel yapmıştır, güzel yaratmıştır. Bizim bugünkü sanat eseri ortaya koymuştur. Bizden de istediği şey aslında budur. Ey kulum, ben yarattıklarımı sanat eseri yaratıyorum. Siz de yaptıklarınızı sanat eseri yapın. Yaptığınızı güzel yapın. Allah Celle Celaluhu ağaç yaratıyor. Eğer kastı sadece elma yememişse, elma ağacını kütüğü, dalı çıkartır yukarıya, bir kenardan bir dal verir, oradan elmayı, al kulum elmayı ye de. Ama öyle değil. Rabbim elmayı yaratırken onun o filiz hali ayrı bir güzellik. Geliştiği zaman, azıcık büyüdüğü zaman ayrı bir güzellik. İlkbaharda çiçeklenmesi ayrı bir güzellik. Onun yeşil yapraklarla küçükten büyüye doğru gitmesi ayrı bir güzellik. İçerisinden elmaların çıkıp da ardından yapraklarla onların gizlenmesi ayrı bir güzelliktir. Yani gökyüzünün yıldızlarla süslenmesi, bunları ne kadar söylersek, çoğaltırsak çoğaltabiliriz. Allah Celle Celaluhu sadece yaratan değil. Allah Celle Celaluhu aynı zamanda yarattığını yönetendir. Onun için az önce sizin ifade ettiğiniz Nas suresinde Rabbim, Rabbin Nas, Melikin Nas, İlahin Nas. O Allah Celle Celaluhu yaratandır ve aynı zamanda yarattığının sahibi de odur. Biz bazen sahiplikten bahsederiz. Mesela benim bu kolumdaki saat benimdir derim. Ama ne kadar benimdir? Işıklar açık olduğu müddetçe. Işık karardı mıydı benim saat, benim hiçbir işime yaramıyor. Akşam evim, ev sahibi benim, satın almışım evi. Ama evim ne zamana kadar benim? Evde ışıklar sönüp kapılar kapatılıncaya kadar evin hakimi benim. Evde benim sözüm geçiyor. Hatta aslında geçmiyor. Hangi odadaysam benim sözüm orada geçiyor. Öbür odada yani... Biz gücü sınırlı ve aynı zamanda sahibi olduklarımızı kullanmamız da sınırlı. Ama Allah Celle Celaluhu yarattığının tam mülküne, tam sahipliğine sahiptir. Yani hepsi yarattığını yönetendir ve asla hiçbirinde bir zafiyet, bir yardımcı, bir şirk, bir yanına bir başka bir şeyin yönetimini başkalarına devretmiş falan değildir.
Onun için de Maliki Yevmiddin der. O Malik'tir. Yani yarattığının sahibi odur. Diğer bir yönüyle ilahı olduğunu söyler. Yani orada insanların yöneleceği tek varlık odur. En sonunda da Rabbim şunu söyler. Melikin Nas, İlahin Nas, Rabbin Nas. İşte bu üç çerçeve üzerinden Allah Celle Celaluhu bizleri aslında mekteplerde de okuturlardı. Varlığına, birliğine, eşi ve benzeri olmadığına, her şeyi yarattığına, doğmadığına ve doğurmadığına biz iman ederiz. Ve yaratılmış hiçbir şeyin onun dengi olmadığına. Olmadığına biz iman ederiz. Bu ya, aynı zamanda İhlas Suresinin meali değil mi? Mealidir. Bunlar aslında Allah'a olan imanın özü ve özetidir. Allah'ın varlığına ve birliğine eşi ve benzeri olmadığına, yaratmadığına, yaratılmadığına ve doğmadığına ve doğurmadığına. Hı hı. Kelimeyi yanlış sıkıntı kullandım. Yok hocam. Doğmadığına, yaratılmamak kastı zaten. Doğurulmamak evet. Ve doğurmuş olmamak, yaratılmış olmadığını işaret etmek eyvah. İçin özellikle ama vurgulanan hususlar. Halkımızın anlaması, dinleyicilerimizin hı hı. kafasını çok değiştirmemesi için doğmadığına ve doğurulmadığına, doğurmadığına ve aynı zamanda hiçbir şeyin ona eş ve denk olamayacağına iman etmek Allah'a imandır diye böyle özetleyebiliriz. Eyvallah. Ama ben Allah Celle Celaluhu ile alakalı bir şey söyleyip burayı lütfen. Böyle kapatabiliriz. Hocam buyurun. Eklemek istediklerini ekleyebilir. Allah Celle Celaluhu kendisine kendi ismini kendisi vermiştir. Burada bir başka programda yine söylemiştik. Ve Rabbim kendi ismini İhlas Suresi'nde kul huve Allah. De ki o Allah'tır. Yani Allah Celle Celaluhu kendisini Allah olarak kendisi tanımlıyor. Rabbimizin o Allah ismi çok özel bir isimdir. Birçok yönü vardır ama ben bir yönü beni çok etkiler. O da Allah ağızda başlayan, gönülde biten bir isimdir. Allah telaffuzu itibariyle ağızda başlayan, yürekte bitendir. Ağzında sakız yapanların Allah'ı aslında istismar ettiğini biliriz. Allah'ı yüreğine indirenler ise Allah'ı yaşayanlar, Allah ile yaşayanlardır. Rabbim bizleri onlardan eylesin. Amin hocam, sağ olun. Ekrem hocam, meleklere imana geçmeden bu samediyet, Allahu samet, birazcık samediyet üzerine konuşsak. Nedir samediyet? Hocam tanımını yaptı. Evet. Her şeyin ve herkesin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin ise hiçbir şeye muhtaç olmadığını ifade eden vasıf. Ama bunu biraz daha anlaşılır kılmak adına neler söylemek istersiniz? Tabii Allah'a iman dedik. İmanın başı, imanın esası. Bütün kainattan, Cenab-ı Hak bütün yarattığı varlıklardan bunu talep eden, ister. Bu insanlardan Allah-u Teala'nın mükellefiyetle istediği, diğer varlıklarda ise fıtri olarak var olandır. Şeytanın da imanı, Allah'a imanı olmasına rağmen kaybettiği noktadır. Ben burada samediyet üzerinde Fatiha suresinin ilk ayetlerini bu konuda anlatacağım. Belki bu birçoğumuzun okumadığı ya da duymadığı bir şey de olabilir. Çünkü Fatiha suresi çok mucizevi bir suredir. Kur'an-ı Kerim'in başı olduğu için. Şimdi şunu bileceğiz. Allah'a iman eşittir, elhamdülillah'tır. Böyle bir tabir kullanıyorum. Ne demek bu? Allah'ı Zülcelal'e övgü, ona olan imandır. Onun övülmesi demek, ona kulluk etmek demek, ona boyun eğmek demek, emirlerini yerine getirmek demek. O elhamdülillah anlamına geliyor. Sonra da Allah-u Teala neden elhamdülillahı Allah'ın hak ettiğini, övgüyü hak ettiğini şu ayetlerle izah ediyor. Diyor ki Rabbil alemin olduğu için, Errahmanirrahim olduğu için, Maliki yevmiddin olduğu için. Bu üç tane aşamadır. Bu üç tane aşama insanlığın ya da varlıkların varlık aşamasıdır. Nasıl oluyor bu? Rabbil alemin şu demek, çekirdekteyken onları çekirdek olarak yaratan, yaşatan, onların içerisine plan proje çizen, genlerini onun içerisine koyan, DNA'sını onun içerisine koyan kim? Rab dediğimiz Allah. O zaman elhamdülillah, ne güzel bir Allah bu, ne güzel bir şeyler yapmış bu. İnsanın çoğalması, bak ana rahmindeki ya da babanın sulbündeki bulunuş hali Rabbil Alemin diyoruz. Bütün alemlerin Rabbi derken o zerrelerin de Rabbi olduğu için Allah-u Teala bak orada Rab kelimesi kullanılıyor.
Neden? Oradan bir insan dünyaya gelecek ya da bir çekirdekten başka bir varlık meydana gelecek. Onu terbiye eden, usulüne uygun yapan, tas tamam yapan olması lazım. Allah-u Teala bunu yapmış. Hocam, Rab kelimesinin literal anlamı ne? Rab terbiye ne demek? Eden demek, düzene sokan demek, tesviye eden demek, işe yarar hale getiren demek. Ama bunu ta çekirdeğindeyken bunu yapıyor. Çünkü o çekirdeği toprağa attığınız zaman içine planı ne çizildiyse o ağaç ondan oluyor. İkinci aşamaya geliyoruz. İnsanın birinci aşaması baba sulbünde ya da anne rahminde. Biz özellikle anne rahmini konuşalım. Anne rahmindeki bir çocuğun insan şekline gelmesinin tek yegane yapıcısı Allah-u Teala'dır. Çünkü orada Allah-u Teala Rab'dir. O çocuğu dünyaya insan haline getiriyor orada. Başka ona müdahale eden, başka ona yardımcı olan, destek olan hiçbir kimse yoktur. Onun için Allah-u Teala'ya elhamdülillah diyoruz. İkinci aşamaya geliyoruz. Er-Rahmanir-Rahim diyoruz. Ne demek bu? Allah-u Teala dünyaya geldiğimizde, dünyanın doğduğumuz andan ölümümüze kadar bizi yönetendir. Ve bizi nasıl yönetiyor biliyor musun? İki tane rahmetiyle. Sağ eline Rahman diyelim, sol eline Rahim diyelim. Rahmeti, Rahmanı olmasa Allah-u Teala'nın bu kainat üzerinde bizim gezmemiz, dolaşmamız, yiyip içmemiz mümkün değil. İkinci aşama dünya aşaması. Burada da Allah-u Teala bize hep merhametiyle muamele ettiği için elhamdülillah. Üçüncü aşamaya geliyoruz. Öldükten sonraki hesap. Kabir hesabı var, ardından mahşere çıkma var. Pekala oranın sahibi kim? Oranın sahibi Maliki Yevmiddin. O günün maliki de o. Ondan başka yönetici yok mu o gün? Yok. O zaman Allah-u Teala'ya elhamdülillah diyoruz. İşte samediyet dediğimizde şu oluyor. Böyle sıfırdan insanları ya da varlıkları alıp dünyada yaşatıp ahirette de hesaba çekip cennet ya da cehenneme gönderme yetkisi bulunan Allah-u Teala'nın demek ki hiçbir kimseye ihtiyacı yok sıfırdan yaratabilen birisi. Niye başkasından yani? Yedi kat göğü yaratıyor, kimseye muhtaç değil. Bir de Allah-u Teala'nın yemeye içmeye ihtiyacı yok, nefes almaya ihtiyacı yok, oturup bir yerde dinleneyim demeye ihtiyacı yok. Bizim gibi değil. Hocam buradan hareketle zati sıfatlarını da seyircilerimizle paylaşsak, onu Allah yapan hususi sıfatları. Hocam bakın Allah-u Teala'nın sıfatları dediğimizde biz bunu zati, subuti gibi şekillerde böyle ayrılıyoruz ama vücut diyoruz Allah-u Teala'nın varlığı. Zaten bu varlığını kabul etmesen inanmış olmuyorsun. Kıdem diyoruz. Bu varlık öyle bir varlık ki var edicisi olmayan. Ne diyoruz? Vacip varlık. Tabii, mutlak evet. Varlık diyoruz. Yani her zaman var. Evveli yok, olmayan bir varlık. Evet. O evveli olmayışına da zaten kıdem diyoruz. Evet. Geçmişi yok. Kıdem diyoruz. Kadimlik şeyi deriz. Ne zamandan beri var? Bunun ne zamandan beri diye bir şeysi yok. Hep bu var. Her zaman vardı. Sadece var. Ondan sonra beka diyoruz, bakilik diyoruz. Ne zaman yok olacak diyor. Bunun yok olacağı hep falan var yok. Olacak. Hep var olacak. Güzel. Vahdaniyet diyoruz, birlik. Ve şimdi Allah-u Teala'nın vahdaniyeti zaten ayrı bir devasa bir konu. Neyde bir? Yaratmada bir, rahmette bir, merhamette bir, mümine olan sevgisin, meveddet kelimesi, özellikle mümini sevmesi, bunda bir peygamber gönderme. Yani insana Allah-u Teala'dan başka böyle bilgi gönderebilen yok. Kitap gönderme, bunlar, kainatı yaratma, güç kuvvet, bunlar, işte bunlar. Sonra, bu öyle bir birlik ki aynı zamanda değil mi hocam? Allah'lık vasfı itibariyle de bir, aynı özelliklere sahip başka bir varlığın, başka bir Allah'ın bulunmaması itibariyle de tek aynı zamanda. Yaptıklarının güzelliği açısından da bir, onun gibi yapan yok. Emsalsiz yani yaratıyor. Hem cins olarak bir, hem tür olarak bir. Yani bir ayrım yapacak olursak bu çok önemli bir i̇şte, şey. Yani. Bunları açıklayayım. Mesela muhalefetün lil havadis diyoruz ya burada sonradan olan varlıkların tamamından farklı. Velem yekun lehu küfüven ehad. Hayır onun gibi yani Allah-u Teala gibisi yok. Yani bazı insanlar Allah-u Teala'ya kıyaslarken insanlar gibi kıyaslıyorlar. İşte onu güya ikna etmeyi düşünüyorlar. Onu tahrik edilebileceğini düşünüyorlar. Nefsi davranabileceğini düşünüyorlar. Böyle bir şey yok. İnsan kendi nefsi için düşünebilir. Zevkleri için farklı düşünebilir. Kişi Allah-u Teala'da kendinden bu yok bilir işi yani. Hocam. Muhtemelen ondandır. Yani. Evet, evet ama Allah-u Teala'da böyle bir şey yok. Yani. Bu rahmete dair bir nüans da ben arz etmek isterim hocalarıma. Hı. Buyurdunuz ya ana rahminde insanı terbiye eden o
dünyaya geldikten sonra da rahmetiyle, mağfiretiyle, Rahman ve Rahim sıfatlarıyla çekip çeviren, yetiştiren, yaşatan, büyüten, hatta mahşerde dahi buna devam eden o ve Allah adeta kart viziti hükmündeki Besmele-i Şerife'yi Allah ismi, işte İlyas hocam söyledi, lafz-ı celal, onun zati adı, kendine koyduğu isim yanına sıfatları üzerinden biz de esmalar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esmalar yakıştırmışlar. İşte en meşhur tabirle değil mi? Esma-ül Hüsna 99 tane ismi ve bunların ikisini hocam Cenab-ı Hak adeta kart viziti hükmündeki Besmele-i Şerife'de almış, isminin yanına yerleştirmiş. Bismillahirrahmanirrahim, yani Rahman ve Rahim olan Allah. Geride hani o 99 esma üzerinden cümle kuracak olursak, biri Allah, biri Rahman, biri Rahim, 96 tane daha var. İkisini seçmiş ve hocam o iki isimden biri olan Rahim, aynı zamanda kadınların doğurganlık sistemine verilmiş olan isim. Yani Allah'ın yaratmış merhamet olduğu, yuvası orası da. Yani, yaratmış evet, olduğu orada. Kullarının kadın cinsine ne kadar kıymet verdiğini buradan da anlamak mümkün. Hani İslam'da kadın, kadının değeri, kadının ontolojik değeri falan. Allah kendi zati isminin yanına yakıştırdığı o 99 esmadan ikisinin birini, Rahim sıfatını, yani kadınların, kadın kullarının doğurganlık sistemine isim olarak vermiş ki bence bu müthiş bir ikramdır, müthiş bir onura etmedir. Rabbim kıymet bilmeyi nasip eylesin. Melek. Ekrem hocam, meleklere iman dedik ve araya gitmiştik. Oradan devam edelim inşallah. Evet hocam, tabii meleklere iman İslam'da Allah-u Teala'nın bizden inanmamızı istediği bir iman esası. İslam'ın dışındaki birçok batıl inanışlar dediğimiz bazı sistemler vardır. Melekler hakkında haddi aşan inançları vardır. İftiraları da bir kere, vardır. İşte iftira da demek istemedim ama iftira da diyebiliriz. Hı hı. Şimdi meleklerin cinsiyeti konusunda, meleklerin Allah-u Teala ile olan ilgi, alaka konusunda yanlış inanışları var. Pekala İslam bunlara nasıl bakıyor? İslam şunu diyor, meleklerin cinsiyeti yoktur. Erkeklik, dişilik bunlarda yoktur. Melekler Allah-u Teala'nın işte haremi gibidir falan, böyle bir şey değildir. Allah'a ibadet eden, Allah-u Teala'ya dua eden, hatta Mü'min suresinin o başında yeryüzündeki müminlere ya Rabbi sen bunları affet diye, bunları cennetine koy diye dua eden bir melek grubu vardır. Ve bütün kainat, bizim hani boş gibi gördüğümüz bu kainatın tamamı meleklerle doludur. İnsanların etrafında insanları düştüğünde koruyan, birçok sıkıntılardan bertaraf eden, koruyan hafaza melekleri diye melekler bizim etrafımızda dönerler. Amellerimizi yazan ayrıca melekler, bunlar var. Ayrıca peygamberlere vahiy getiren melekler, ruhumuzu bile Allah-u Teala alırken melek ile alıyor. Yani bu ne demek? Meleklerin tarifini Allah-u Teala yaparken, hatta cehenneme sorumlu olarak koyduğu melekleri bile tarif ederken, onlar diyor Allah'ın emrettiğini yaparlar, asla Cenab-ı Hakk'ın sözünden çıkmazlar. Böyle bir kafasına göre ben haksızlık yapayım, şunun hakkını bir bildireyim falan, öyle kendi kendine hakimlik, savcılık melekler yapmazlar. Bir de meleklere bizim hani nurani varlık denildiği için görme şansımız yok. Önümüzden geçmişlerdir, yanımızda olmuşlardır. Biz belki gece uyurken bizi takip ediyordur, bizi izliyordur, bize bakıyordur ama bu korumak amaçlı. Bu melekler bize zarar veren varlıklar değillerdir. Ama Allah-u Zülcelal bu melekleri görevli olarak yaratmış. Bunlar Allah'a ibadet eden, hani bizi koruyan melekler diyoruz da hafaza melekleri, bunlar bile devamlı Allah-u Teala'ya tesbih eden, Cenab-ı Hakk'a ibadet eden melekler. Şimdi şu belki soru aklına gelebilir. Allah-u Teala bütün bu işlerini meleklere mi yaptırıyor? Allah-u Teala kendisi yapamıyor da meleklerden yardım mı, destek mi alıyor? Şimdi böyle değil. Allah-u Zülcelal'in gücü, kuvveti her şeye yetmesine rağmen Allah-u Teala bazı kullarına, yani her kuluna aslında bu sorumluluğu veriyor. O kul bu sorumluluğu yaptığı zaman Allah-u Teala'nın katında bir değeri oluyor. Çünkü
boş durmak yerine bir şey yapıyor. Siz diyelim şirketinize 10 tane eleman aldınız. Bunların bir tanesi çalışıyor, 9'u oturuyor, maaş alıyor diyelim. O oturanlar oturdukları yerde sıkılıyorlar, bunalıyorlar. Bizim hiç mi sorumluluğumuz hiç böyle değil. Allah-u Teala her bir yarattığı meleğine ayrı ayrı görevler vermiş. Onlar bu görevler sayesinde mutlu oluyorlar, iş yapmış oluyorlar. Allah-u Teala da bunları karşılığında onları ödüllendiriyor. Meleklerin nurdan yaratılmış olması, insanlar tarafından görülmemesi iman esasına girmiş. Çünkü bunu ispatlayamıyorsunuz. Peygamber Efendimiz diyor ki işte Cebrail bana geldi diyor, vahiy getirdi diyor. Herkes onun yanında, kimse görmüyor bunu. İnanacaksınız buna diyor. Yani bu başka bir şekli yok. İman esası çünkü bu. Meleklerin varlığı konusunda... Hocam aslında... Cebrail demişken kitaplara imanı da buradan aslında nüfuz edebiliriz uygun görürseniz. Meleklere imanda bazı İslam alimlerinden de böyle tereddütlü olanlar olduğunu kitaplardan okuduk da hocam. Diyor ki yani meleklere inanasım gelmiyor diyor. Çünkü aklıma bir türlü yatmıyor vesaire. Allah-u Teala kitabında bildirmiş. Peygamber bunları bize söylemiş. İman esasıdır. İspatlayamazsınız. Şimdi ardından diyoruz ki kitaplara iman da aynı şekilde. Allah-u Teala tarafından geldiği peygamber tarafından bize söyleniyor. Sonra diyor ki melek bunu gönder getirdi diyor. Şimdi meleğe inanmasa kitaba zaten inanamayacaksınız. Bu sefer kitap dediğimiz şey de aslında peygamberin telaffuz ettiği ağzından çıkan lafızlar. Acaba bunu peygamber cümle olarak kendisi mi kurdu? Yoksa bunu Allah-u Teala buna öğretti mi? Ama Allah-u Teala kitap diyor. Zelikel kitabı la raybe fih diyor. Kitap. Peygamberin elinde kitap yok. Öyle değil mi kitap? İşte bu kitabın ayetleri dediği, kitabın aslı Allah-u Teala'nın katında. Bu kitaptan ayet ayet, sure sure peygamberimizi Allah-u Teala melek ile indiriyor. Bazen melek olmadan direkt olarak kalbine peygamberimizin indiriyor. Peygamberin kalbi kitap olmuş oluyor. Şimdi peygamberin sözüne güvenmeseniz bunun kitap olduğunu bilmiyorsunuz. Hatta ayet-i kerimelerin indirilişinde alimlerimiz şöyle ifadeler de kullanırlar. Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti Allah-u Teala'nın katından alınıp peygamberin kalbine diyor bir melek ordusu ile getirilir. Bu melekler diyor bu kitabı, ayetleri öyle hızlı getirirler ki diyor. Yani göz açıp kapayıncaya kadar falan değil. Böyle bir arı vızıltısı gibi bir ses ile diyor. O uğultunun içine, çünkü kanat çırpma sesi midir, nedir bunu bilmiyoruz ama bu şekilde diyor peygamberin kalbine gelir. Şeytanlar, cinler, Allah meleklerin dışında yani görevli meleklerin dışında hiçbir kimsenin haberi olmadan o kitap peygambere gelir. Bunu da peygamber bize kitap olduğunu söyler, ayet olduğunu söyler. Biz ondan sonra anlarız ki bunlar ayettir diye. Dolayısıyla peygamberin ayet dediği bir şeyde asla tereddüte yer yoktur. Hocam, peygamberler tarihi boyunca Allah Azze ve Celle Hazretleri peygamberlerine vahiyler göndermiş. Bu vahiylerin hangileri, hangi peygamberlerin elinde kitaba dönüşmüş? Bugün bizim bildiğimiz literatüre girmiş olan büyük kitaplar diyelim biz. Bir kere Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz'e gelen Kur'an-ı Kerim, bütün kitapların özü, özeti, onlardaki hataları tasih edilmiş, düzeltilmiş. Kur'an-ı Kerim'i bir kenara koymamız gerekiyor. Allah-u Teala Tevrat'ı gönderdi Hazreti Musa'ya, Zebur'u gönderdi Davud Aleyhisselam'a, İncil'i gönderdi Hazreti İsa Aleyhisselam'a. Fakat Zebur tamamen kayboldu. Tevrat'ın içerisinde de özellikle Peygamber Efendimiz'in peygamberliğinden sonra, İslam'ın gelişinden sonra birçok ayetler değiştirildi. Özellikle Peygamberimizle ilgili, ahir zaman peygamberliği ile ayet değiştirdiler. İçerisine Allah-u Teala'nın göndermediği birçok şeyleri ilave ettiler. Özellikle devlet idare edenler o zamanlarda hakimiyetleri özellikle Tevrat'ı okudukları için Tevrat'la idare ediliyorlardı. İşlerine gelmeyen hükümleri değiştirdiler. Zenginlerin lehine, ağaların, paşaların lehine hükümler değiştirdiler. İncil'e gelince hocam, İncil zaten Hazreti İsa'dan 300-400 sene, belki 500 seneye yakın bir zaman sonra gün yüzüne çıkmış, kitap haline gelmiş. Sadece onu bilenler mağaralarda, gizli yerlerde hep bunu okudular, birbirlerine öğrettiler Hazreti İsa'nın havarileri tarafından. Ve onun da Allah-u Teala'nın katından geldiği şekilde kalmadığını görüyoruz.
Değişmiş kitaplar diyoruz. Bunun için de Kur'an-ı Kerim değiştirilmemiş, değiştirilmesi de mümkün olmayan Cenab-ı Hakk'ın koruduğunu bize vaat ettiği bir kitap olarak önümüzde duruyor. Eyvallah hocam. İlyas hocam, üstadım, peygamberlere iman. Allah'a imanı konuştuk. Melekler ve bununla bağlantılı olarak kitapları konuştuk. Şimdi kitapların kendisine indirildiği peygamberler. Bir de öyle ki la nüferrigu beyne ehadin min rusuli. Biz o peygamberlerin arasında ayrım da yapmayız. Peygamberlere imanın mahiyeti nedir üstadım? Evet, peygamberlere iman aslında sohbetimizin başında hocam çok güzel ifade etmişti. Aslında imanın zeminidir. Ana zemini peygamberlere iman. Çünkü ondan öğreniyoruz. Çünkü evet. Çünkü Allah'a imanı biz peygamberden öğreniyoruz. Nasıl iman edeceğiz? İman nasıl oluyor? Kitapları biz peygamberle anlıyoruz. Evet, bir kitap geldiğini söyle ama o kitaptaki hükümler nasıl uygulanacak? Onları da biz peygamberden öğreniyoruz. Ahiretin varlığını ve nasıl olacağını Kur'an-ı Kerim'de, ama onu bize de getiren yine peygamber. Öyleyse imanı anlayabilmenin yolu peygamberden geçiyor. Burada peygamberlere iman konusunda bir iki şey söyleyeceğiz ama İbn Abbas, Allah ondan razı olsun, şöyle söyler, der ki üç şey vardır. Birincisine olan iman ikincisine bağlıdır. İkincisi ne kadar samimiyseniz, ne kadar doğru bir inanç sahibiyseniz birincisinde o kadar ciddiyet ifade eder. Bunlardan bir tanesi de kul ati'ullaha ve rasul. Allah'a itaat edin, peygamberine itaat edin. Allah'a itaatiniz peygambere itaatinize bağlıdır. Peygambere itaatte ne kadar samimiyseniz Allah'a imanınızda ancak o kadar samimi olabilirsiniz. Ben peygamberde problem yaşarım ama Allah'a itaatim çok tas tamam, kimse diyemez. Peygambere itaati tam olanın Allah'a itaati tam olur. Hocam buradan hareketle in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni. Allah'ı seviyorsan, böyle bir iddian varsa o sevgiyi bana tabi olarak elde göstereceksin ki ben sana Allah'ı nasıl sevmen gerektiğini öğreteceğim. Evet. Bensiz yani, Allah'ı sevmek de yok diyor Resulullah Efendimiz. Öyledir. Çünkü ona sevginin nasıl olacağını ondan öğreniriz. Nitekim onunla ilgili de menkıbeler anlatılır ya, Hazreti Musa'ya isnat edilir. Adamın birini görmüş. Adam saçını tarıyormuş Allah'ın. Bitlerini temizliyormuş. Süt veriyormuş ona. Demiş ya bu iş böyle olmaz. O hesap, yani Allah duygusu fıtridir. Kişi böyle bir ilahi güç hissedebilir derununda. Bu hissin vicahi hale gelmesi peygambersiz mümkün değil. Mümkün değil. Onun için de peygamberlere iman, biz bu noktada şunu söylüyoruz. Peygamberler aslında bir zincir halkasıdır. Bu zincir halkasının sonu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Adem aleyhisselamla Peygamber Efendimiz ve arasındaki bütün peygamberlerin daveti aynı davettir. Allah'ın varlığını ve birliğini bize aktarmışlardır. Hatemin Nebiyyin. Evet, ve peygamberlerin her birinin ifadeleri genelde aynı ifadeler olmuşlardır. Mâ lekum min ilahin gayru. Sizler için Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ana esas budur. Putlara tapmışlar. İnsanlar Allah ile aralarına engeller koymuşlar. Peygamberler o engelleri kaldırmak için gönderilmiştir. Hocam hatta kimi surelerde o peygamberlerin isimleri zikredilerek az önceki terkibi her bir peygamberin davetinin arkasına Allah yerleştirmiş. Evet. İşte Musa geldi bunu söyledi. İsa geldi bunu söyledi. Aleyhisselam. Ve hep aynı cümle. Allah'tan başkasına itaat etmeyin. Tabii ki. Peygamberlerin peygamber olabilmesinin de özellikleri var. Yani Rabbim Adem Aleyhisselam'da onu seçmiş, bir hata yapmış. Ama o hatasından öyle bir bize örnek olacak şekilde dönmüş ki biz onu aslında hayatımıza rehber ediniyoruz. Adem Aleyhisselam hata yapmıştır, şeytan hata yapmıştır. Adem Aleyhisselam hatasının faturasını kendisine kesmiş. Rabbena zalemna enfusena, ya Rabbi biz kendimize zulmettik, yanlış yaptık ya Rabbi. Sen bizleri bağışlamazsan biz mahvoluruz. Bizleri bağışla ya Rabbi diye faturayı kendisine kesmiş. Rabbim onu fetâbe aleyhi fehedâ diye onun tevbesini kabul ediyor ve onu hidayet, hak yola sevk ediyor. Ondan sonra fecitebâhu Rabbu. Allah Celle Celaluhu o Adem Aleyhisselam'ı peygamber olarak seçtiğini söylüyor. Diğer bir yönüyle şeytana bakıyoruz. Şeytan da hata yapıyor, Allah'a karşı geliyor. Ama şeytan faturayı Allah'a kesiyor. Öyleyse biz buradan şunu anlıyoruz. Faturayı kendisine kesenler Adem Aleyhisselam gibi kurtulurlar. Faturayı başkasına kesmeye çalışanlar şeytanın yolunda
kayıp giderler. Hocam eyvallah. Burada böyle bir ifadeyle hemen yine peygamberlere iman noktasında şöyle, çünkü vakit içerisinde iman esaslarını tamamlama adına peygamberlerde hani 5 tane sıfat, aslında peygamberler için biz bu sıfatları söylüyoruz ama biri hariç diğerleri bütün ümmetin üzerine bir görevdir. Örneklik neticede o sıfatlar ki, her biri itibariyle vahiy hariç. Dediğimiz bir doğruluk. Doğruluk aslında burada konuşulacak çok şeyler var ama doğruluk. Müslüman her yanlışı yapar, yapabilir ama yalanı söyleyemez. Müslüman için yalan düşünülemez. Müslüman dosdoğru olan kişidir. Müslümanı Müslüman yapan, samimi yapan şey doğruluktur. Sadakatidir değil mi? Sadakatidir. Sıdk. Onun için de sıdk asıl başta gelir. Sıdk, emanet, güvenilir olmak. Aslında imanı konuşuyoruz. Aslında emanet, eminin aynen aynı kelime, aynı kalıp içerisinden gelen bir kavram. Güvenilir olmak, hem güven vermek hem de güvenebilmek. Hı-hı. Ben bugünkü toplumda ben babama bile güvenmem ifadeleri aslında emanet diye bildiğimiz vasfa sahip olan peygamberin ümmeti anasına babasına bile güvenemeyecek hale gelmişse, işte iman aslında niçin konuştuğumuzun da bu bir cevabı, göstergesi mahiyeti, göstergesi olsun inşallah. Müslüman, peygamberler güvenilir insanlardır ki Peygamber Efendimiz daha peygamberlik verilmeden önce de Muhammedül Emin diye Mekke müşriklerinden Ebu Cehil'in ona ilk bu vasfı kullanıldığı rivayet edilir. Yani düşün, düşmanları bile Peygamber Efendimiz'in güvenilirliğine, emin, emniyetine, eman oluşuna şahit olmuşlar ve ikrar etmişlerdir. Öyleyse bizlere de bu yakışır. Sıdık, emanet, fetanet, ileri görüşlü olmak. İşte aslında Müslüman, evet peygamberler ileri görüşlüydü. Peygamber çevresini en iyi bilendi. Bizler de böyle olmalıyız. İleri görüşlü olmalıyız. Yaptığımız yorumlar Müslümanın işine yaramalıdır. Biz eğer ileri görüşlü olup da yaptığımız yorumlarla İslam düşmanlarını alkışlıyorsak, yani İslam düşmanlarının ekmeğine yağ sürüyorsak, bu ileri görüşlülük değildir. Bu aslında geri kafalılığın asıl kelimesi burasıdır. Bir diğeri ise ismettir. İşte bu peygamberlere ait bir özelliktir. Günahsızdır. İsmetler, günahsız, korunmuşluk onlara aittir. Biz korunmuş değiliz. Hata yapabiliriz. Ama bizde yakışan nedir? Hatada ısrar etmemektir. Bizler, peygamberler korunmuşlardır. Son olarak da tebliğ. Tebliğ sadece peygamberlerin görevi değil. Bugün bu tebliği işte hocam, biz, sizler yapıyorsunuz. Aslında her bir anne her ve baba. Her bir Müslüman için farz ayın değil midir emri bil maruf? Evet, gücü kadar. Bir tüccar gelen esnafına bir iki kelime veyahut da bildiği kadarıyla veya yaptığı işi İslam'a uygun yapmak suretiyle tebliğ yapmış olur. Yani tebliğin metodu, şekli sadece laf söyleme, anlatmayla alakalı bir şey değil. Örneklik de bir tebliğ usulüdür. Öyleyse tebliğ... Belki de en güzel tebliğ. En güzeldi belki de. Peygamber Efendimiz, peygamberlerin bir özelliği tebliğdir. Allah'tan aldığı emaneti diyelim buna. halkına, ümmetine aktarması diyoruz ki bu hem peygamberlerin görevi hem de bizim görevimizdir. Bu görevimizi inşallah layıkıyla yapmış olalım. Ekrem Hocam, vaktimiz iyice daraldı. Kader ve kazaya iman ve ahirete iman var. Şöyle kısaca özetlerseniz çok memnun olurum. Şimdi kader deyince... Hatta kader ve kazayı müsait bir zamanda müstakil bir program olarak inşallah konuşalım. Zira iman esası olması itibariyle müminlerin belki de en çok içerisinde bocaladığı husus bu. Kulların fiilleri, özgürlük sorunu, Allah'ın adaleti. Hepsi ister istemez kader ve kaza kavramlarının içerisinde karşılık buluyor. Şimdi hani tanımlar üzerinden de olsa iktifa etmek suretiyle eksik kalsın istemiyorum çünkü. Evet, kısa olarak şöyle diyeceğim. hani direkt kazadan ziyade de kader üzerinde insanların biraz şüpheli baktıkları, tereddütte kaldıkları, inanmakta belki zorlandıkları detaylara girildiği zaman peygamberin döneminde baktığımızda... Hocam özür dilerim. İnanmaktan ziyade bence anlamakta zorlanıyoruz. Evet. Yani imanda problem yok da neye iman ettiğimizi
anlamakta problem var muhtemelen. İşte kadere inandım diyor da tafsilatına girince neye inandık diye. Şunu baktığımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi zamanında sahabe-i kirama yasakladığı şeydir kader hakkında konuşmak. Evet. Çünkü bu Allah-u Teala'nın tamamen takdir hakkıdır ve Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıdır, hüküm koymasıdır, tercihidir. Şimdi diyor ki Allah-u Teala mesela beni erkek olarak yaratmış diyorum. Beni diyorum niye erkek yaratmış? İki, beni niye peygamberin akrabası göndermemiş de o dönemde de? Niye beni ta 2023'lerde ben şimdi buralardayım diyorum. Sonra beni niye zengin bir aileden getirmemiş de fakir bir aileden ya da beni niye devlet başkanının oğlu olarak niye getirmemişin? Bir sürü başka şeyler var mı? Var. Şimdi diyoruz ki bunu Allah böyle takdir etmiş. O zaman ortaya şu çıkıyor. O zaman Allah haksızlık yapan birisi mi? Adaletsizlik yapan birisi mi? Ya da bana düşman mı ki beni bu hallere getirmiş? Şimdi Filistin'de diyelim, Gazze'de yaşayan çocuklarımız bunlar büyüyüp devlet yönetecek hale gelmeleri imkanı var iken daha Kundak'ta İsrail'in attığı bombalarla şehit oldular, gittiler. Şimdi bunlar niye bu dönemde orada varlar? Niye bunlar daha sonraki zamanlarda yoklar? Niye ille de bunlar falan dediğimizde hocam ortaya şu çıkıyor. Allah-u Zülcelal yarattığı insanların tamamını imtihan ediyor. Onlara erkekliktir, kadınlıktır, falanca milletten gelmedir, anne baba tercihidir, zengin fakir bunların hepsini Allah-u Teala kendisi takdir ediyor. Bu alanda imtihan ediyor. Hiçbir kimsenin imtihanı diğerinden daha zor ya da daha kolay değil. Birisini bakın peygamber olarak gönderiyor. Diyor ki sen alemlere rahmet peygambersin. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin diyor. Bizim peygamberimize. Onun imtihanı da peygamberlik yapmak. Şimdi bakıyoruz. O zaman diyoruz demek ki peygamberimiz o zaman güllük gülistanlık yaşayacak. Yağya balın içerisinde bir hayat geçirecek diyoruz. Herkes el üstünde tutacak diyoruz. Bakıyoruz ki en zor imtihan onun imtihanı. Dünyadan hiç zevk almadan, tat almadan giden birisi bu hale geliyor değil mi bu? O zaman kader ne oluyor o zaman? İnsanların başına gelen kötülükler Allah-u Teala'nın yazması mıdır? İşte ayağım düştük, ayağımız kırıldı. Bu Allah-u Teala'nın takdiri midir? Alın şimdi şunu var mıdır? Şunu bileceğiz. Allah-u Zülcelal hiçbir kimseyi cezalandırmak amacıyla durup dururken, cezalandırmak amacıyla buna ihanet olsun diye, bunu bir ezeyim diye, bunu ben bir sürteyim de bu bir görsün falan diye hiçbir kimseye Cenab-ı Hak böyle bir takdirde bulunmaz. Evet yetkiler Allah-u Teala'nın elindedir. Şimdi özellikle musibetlerin geldiği ayetlere şöyle baktığımızda Allah-u Teala diyor ki elleriyle işledikleri yüzünden diyor. İşledikleri günahları yüzünden diyor. Şeytana uymaları sebebiyle diyor. Kalplerinden böyle düşündükleri için diyor. Her bir kabahatin sonucunda Allah-u Teala bir musibet Allah-u Teala gönderir diyoruz değil mi? Şifayı da Allah-u Teala gönderir. Ama Allah-u Teala sebepsiz hiçbir zaman başımıza bir şey göndermiyor, yetmiyor. Şimdi bir kimsenin fakir olması Allah-u Teala'nın takdiri midir? Evet ama ahirette Allah-u Teala fakir olduğu için hiçbir kimseyi cehenneme koymaz. Bir kimsenin kadın olması Allah-u Teala'nın takdiridir ama kadın olduğu için Allah-u Teala beğenmemezlik yapmaz. Kadın erkek Allah katında kul olarak eşittir. Farklılıkları yoktur bunun. Amelleriyle ve takvasıyla farklılıkları vardır. Onun için bu kader dediğimiz Allah-u Teala'nın takdir hakkı tartışılacak bir konu değildir. Herkes şuna bakacak. Ben ne yapabilirim tanımını bu halimle? Nasıl yapıyoruz hocam kaderin tanımını? Hocam kaderin yani tanımı bir cümleyle Allah, tanımını şöyle yapacak. Allah-u Teala'nın kainat hakkında ya da kullar hakkındaki takdir hakkıdır. Verdiği karardır. Onu o şekilde yaratmasıdır. Ve bunu Allah-u Teala'ya kimse telkin etmemiştir. Kimseden Allah-u Teala yardım almamıştır. Hiçbirimize sormamıştır. Kendiliğinden bunu yapmıştır. Şimdi o zaman biz Allah-u Teala'nın bu hakkını yok sayamayız. O zaman diyeceğiz ki evet Allah-u Teala bana bugün dünyaya gelmeyi takdir etmiş. Bunu emretmiş. Bunu yapacağım. Ama Allah-u Teala bana zina etmeyi takdir etmemiş, içki içeyim diye takdir etmemiş, başkalarını vurayım diye takdir etmemiş, dedikodu yapayım, bunlar takdir. Bunlar ne ya? Bunlar benim kendi fiillerim. O zaman bunun hesabı var. Namaz kılmamı bana takdir mi etti? Hayır, emretti.
Namazı emretti, orucu emretti, zekatı emretti. Yaparsam sevabını alıyorum. Yapmadığım zaman diyor ki kulum ben sana emrettim, niye yapmadın? Ama ben seni kadın olarak doğmanı takdir ettim ama sen niye erkek doğdun? Benim elimde olan bir şey değildi ki. Allah-u Teala'nın takdiri yerine gelir. İşte kaza dediğimizde budur. Neyi takdir ettiyse aynen öyle olur. Ama kulun fiilleri dediğimiz, yaptığımız işlerimiz, sözlerimiz bunlar kendi söz icatlarımızdır. Kendi yaptıklarımızdır. Onun için bunların hesabı var. Hocam ahirete imana da hocam, bir cümle, ahiret, bir dakikamız kaldı. Evet. Ahirete iman şu hocam. Bütün bu yaptıklarımızın hepsinin bir gün hesabı var. İşte hesabının olacağı günde ahiret diyoruz. Ölümle başlar. Ardından sırat dediğimiz sırat köprüsü vardır. Amel defterleri vardır. Sorgu sual vardır. Allah-u Teala'ya arz vardır. Cennetlik ya da cehennemlik kararın verileceği an vardır. İşte bütün bunlara inandığımız zaman ahirete inanmış oluyoruz. Eyvallah. Ekrem Hocam, İlyas Hocam, Allah her ikinizden de razı olsun. Sağ Sizden olun. De razı olsun. Var Teşekkür olun. Ederiz hocam. Kıymetli dostlar, imanın mahiyetini konuştuk. Ordu Altaş Televizyonu ekranında, Altın Ordu vaizlerimizde. İman esaslarını konuştuk. Rabbim her bir esası hakikatiyle inanmış ve ikrar etmiş. Bu ikrarıyla son nefesine teslim etmiş. Ahirette de mümin sıfatıyla Allah Azze ve Celle Hazretleri tarafından cennetle ödüllendirilmiş kullardan olabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti cümlenizin üzerine olsun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.